Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Şimdi dünden beridir hep sürekli genel konularda, gerek kodlama kısmında, gerek yazılımsal kısmında hep bir şeyler anlatıldı. Benim anlatacağım konu biraz daha teknik boyuttan çıkıp bu işin aslında pazarlamasını nasıl şekilde yapacağız? Yani bir uygulamayı geliştirdik, bu uygulamayı geliştirdikten sonra bize neler katabilecek ya da internette bunu nasıl duyurabiliriz? Ya da sadece Google Play'de değil, diğer store'larda ne şekilde duyurabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Application Store Optimizasyonu. Biraz kendimden bahsedeyim. Ankara Citak'ta SEO ve SEM'de yani arama motoru optimizasyonu ve arama motoru marketi ile ilgileniyorum. Hemen başlayalım neler anlatacağım. Şimdi ara ara sunumlarda yapıldı ama bugün son sunumlarda olduğu için ilk önce Citak'ın biraz daha teknik detaylarını anlatacağım. Neler yapıyoruz, neler yaptık. Katılmak istediğinizde ne şekilde bizimle olabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk önce biraz internet ortamındaki kullanım seviyelerini, yani application yapan kişiler ya da application'ı kullanan kişiler internet ortamında en çok neler arıyorlar? Bunlardan bahsedeceğim. Uygulamanızla siz arasındaki bir bağlantı kuracağız. Bu bağlantıyı biraz farklı boyutlardan bakacağım. Sonra optimizasyonu anlatacağım. Optimizasyon nedir? Temel amacı ne şekildedir ve hangi amaçlar üzerine kullanılır? Daha sonra çeşitli application arama motorlarından bahsedeceğim. Bunları ne şekilde kullanabiliriz? Kısaca teknik detaylarını bilmeden. En önemli nokta application store listelerini etkileyen unsurlar. Yani o listelemede siz ilk sıralarda çıkabilmeniz için en çok hangi içerikleri ön planda tutmanız lazım ve hangi hedeflediğiniz kitleye hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlayabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Application store web araçlarından bahsedeceğim. Size olabildiğince yardımcı olacak. Sonra sosyal medya ve application'la sizin bağlantınız, yani bunun sosyal medyadaki pazarlamasını ne şekilde yapacaksınız? Detaylarını son sunumda da bunlardan bahsedeceğim. Şimdi aslında ara ara bahsedildi ama ben yine kısaca teknik geçeceğim. Ankara Citak, İstanbul Citak da aynı şekilde. Ankara çapında teknolojiyle ilgilendiği grup. Teknoloji dediğimiz bütün her şeyi içine kapsamıyor. Yani sadece Android ile ilgili değil. Ya da sadece web alanını değil, bütün alanları, teknoloji alanını bir araya toplayan bir grup. Şu anda Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da var. İzmir'deki o kadar aktif bir rol almıyor ama İstanbul ve Ankara olabildiğince aktif rol almaya çalışıyor. Bize katılmak isterseniz zaten iletişim bilgileri her yerde veriliyor. Son slide'ı da vereceğim, Ankara Citak.com adı altında. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi ben internet kullanımı bahsedeceğim ilk önce. Çünkü bunu bilmemiz lazım. Niye? Çünkü hedef kitlemiz kim? Hangi kişilere hitap ediyoruz? İnternet ortamında bir uygulama geliştirdiğimizde aslında kimlere bu uygulamayı yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de 12 yaş üzeri 23.8 milyon. Yani genel internet kullanımına baktığımızda ayda bir defa internete giriyor. Bu da genel internet kullanımının %41'lik bir oranına tekabül ediyor. Ve her geçen gün bu oran artıyor. Peki bunu biraz daha dökersek aslında hitap ettiğimiz kişiler kimler? Hitap ettiğimiz kişiler normal Türkiye nüfusunda internet kullanımında en çok profiller 15-24 ve 25-34 yaş aralığında. Peki bunu biraz daha eğitim seviyesine döktüğümüzde, çünkü hani her bilinçli insan cep telefonu kullanmıyor. Aslında bu işle ilgili ve alakalı olanlar değil de alakasız kişiler de kullanabiliyor. Bu kişilere de biz hitap ediyoruz. Peki hitap ettiğimiz kişilerin biraz eğitim seviyesine baktığımızda %56'lık oranında ilkokul ve altı seviyesi internet kullanımı mevcut. Ve bunu biraz daha ön plana getirdiğimizde en büyük pay ilkokul ve altı ve lise çağındaki, yani lise eğitim üzerindeki insanlar interneti Türkiye'de aktif olarak kullanmakta. Türkiye pazar payını anlatıyorum daha çok. Peki üniversite üzeri %7'lik değil, Türkiye nüfusunun oranı var ve internet kullanımı %15. En azından aslında internet kullanımında üniversite ve üzeri. Yani hitap ettiğimiz kesimler aslında hep bilinçli kullanıcılar değil. Aslında bu işle alakası olan insanlarla da iletişime geçiyoruz ve olabildiğince kolay kullanılabilir uygulamalar geliştiriyoruz. Tabi o teknik detay sizinle ilgili. Yani aslında kolay geliştirebilmek ve kolay bunu store'a yüklemek, bu sizinle ilgili ama işte burada en önemli nokta o store'a yüklerken neler yapmamız lazım ve bunun pazarlamasını ne şekilde yapmamız lazım. Hani önümüze çok basit örnekler, yani daha böyle spesifik örnekler, işte Angry Birds olsun, Instagram olsun. Buna benzer örneklerden gitmeyeceğim. Biraz daha sıfırdan yapılan örneklerden bahsedeceğim.
Şimdi arama motoru dağılımını anlatacağım. Peki bunu niye anlatıyorum? Şöyle, sadece Google Play üzerinden uygulamanıza ulaşılmıyor. Arama motorları tarafından da uygulamanıza ulaşıyor. Gerek isimle, gerek uygulamanızın spesifik tekleriyle ulaşılıyor. Şu anda 2012 Şubat'ta açıklanan rakamlarda bütün dünyada %66.4 oranında Google'dan arama yapılıyor. Daha sonra Microsoft'un Bing.com'dan ve Yahoo'nun 13.8'lik. Yakın zamanda biliyorsunuz son 2 senedir aktif olarak Yandex, Rusya'nın arama motoru ön planda. Tabii dünya pazar payına aktif bir şekilde şu anda yer almıyor. Eski S.com ve Yahoo.com bunlar biraz daha ön planda ama en çok %66.4 oranında Google kullanıyor. Türkiye oranına baktığımızda Türkiye oranında da %88.5'e kadar Google kullanılıyor. Bunun da şöyle bir tanımlaması var. Bilinçli kullanıcılar evet arama motoru olarak kullanılıyor ama bilinçsiz kullanıcılar internetin var olup olmadığını Google'dan bulabiliyor. Yani Internet Explorer ya da işte Chrome açtığında Google çıktığında tamam o zaman internet vardır diyor ve bu amaçla kullanıyor. Yani hitap ettiğimiz kesim sadece bilinçli değil, bilinçsiz kesime de hitap ediyoruz. Bu en önemli noktalardan birisi. Peki bu işi biraz da tarayıcıya dökelim. Yani herkes internet kullanıyor ama hangi tarayıcılardan daha çok aktif olarak kullanılıyor? Yine Nisan ayında açıklanan rakamlarda Chrome şu anda genel olarak Türkiye pazar payında aktif olarak en çok kullanılan arama motoru, browser'lar pardon. Internet Explorer gittikçe düşüyor. Safari ve Opera biraz daha yazılımcıların kullandıkları biraz daha alt seviyelerde. Yani en çok Chrome üzerinden arama yapılıyor. Yani gerek Play üzerinden olsun, gerek web üzerinden olsun. En çok aramalar Chrome üzerinden oluyor. Peki biraz daha özelleştirmeye indiğimizde diyelim ki bir Android kullanıcısınız. Bilinçli veya bilinçsiz. Yani tam bir saatlik bir zaman diliminde harcadığınız zamanı hangi yönleri kullanıyorsunuz? %33'ünü web alanında, %67'sini de uygulamalarda geçiriyorsunuz. Peki şöyle düşünelim. Diyelim ki bir Android kullanıcısınız. Sürekli telefonunuza gerek oyun gerek spesifik olarak farklı bir uygulamayla ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda webten de araştırma yapabiliyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde yani o alışılmışlığı ortadan kaldırmıyorsunuz. Webde de ilgileniyorsunuz. Peki bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Siz bunu kullanırken sonuçta kullanıcılara hitap ettiğiniz için kullanıcılar da siz demek ki %33'lük oranda uygulamaları aramak için kullandığı için yani siz Google Play'de üst sıralara çıkmak için uğraşacaksınız ama web tarafında da üst sıralara çıkmak için bir şeyler çabalamanız lazım ki o %33 kısmı da artık yine uygulamaya bağlı o %66'yı biraz daha sonsuz seviyesine çıkarıp %100 oranına olabildiğince yaklaştırmanız lazım ki uygulamanız hem Play üzerinden hem de web üzerinden aranmasını sağlamak lazım. Peki uygulamalarınızın arama oranlarına gelirsek en çok hangi tarayıcılardan web üzerinde hangi tarayıcılardan arıyor? En çok Chrome'dan arıyor uygulamalarınız. %27.98'lik bir oran. Daha sonra Firefox, Internet Explorer, Safari, Mozilla'nın Agent'ı yine telefonlar üzerinde kullanılan. Android browser'larda yani telefon uygulamaları yani telefonun kendi uygulamaları browser'larda %6.6 oran. Yani buradaki en önemli noktalardan birisi bu arama oranlarındaki en önemli noktalardan birisi Chrome üzerinden uygulamanız sıklıkla aranabiliyor. Bu çok teknik ve çok önemli bir nokta. Yani aslında hedef kitlenize internet ortamında Chrome tarayıcısını kullanılarak ulaşmanızı, sizinle birlikte iletişime geçmenizi sağlıyor. Şimdi bir tane uygulamanız var diyelim. Uygulamanızı biraz bakış açınızı ben size anlatacağım. Yani bakmanız gereken bakış açınızı anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz yine aynı örnekleri vereyim. Mesela Angry Birds diyorum. Bu uygulama belki yapıldığı zaman sıfırdan yapıyordu. Bir sene, iki sene kimse duymadı ama şu anda bütün dünya duyuyor. Ya da insan işte Facebook, Instagram'ı satın aldı ama önceden kimse duymuyordu ama bir şekilde artık insanlar böyle bir şey oluyor, biz neden yapmayalım gibi bir ortama sürükleniyor. Biraz tarihe gideceğim. Ben optimizasyon sunumlarında da bunu anlatıyordum. Çok da sevdiğim bir konu. Size Meksika bayrak renklerini soracağım. Yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil, beyaz, kırmızı. Ben bayrağa bu şekilde bakıyorum. Peki şimdi bu bayrakla bizim uygulamamızın nasıl bir ilgisi var? Bizim uygulamamız bayrak. Biz uygulamamızı bayrak olarak göreceğiz.
Şimdi bu bayram oluşumunu bilen var mı ya da merak edip araştıran var mı? Anlatayım şöyle. Şimdi bu uygulamada yani bayrağı siz uygulama olarak gördüğünüzde 1800 yılların sonunda 1900 yılların başında Meksika üst üste 5 savaşta kaybediyor ve diyor ki biz bu savaşta niye kaybediyoruz? Yine bir savaşta savaşın ortasında yemek molasında birlikte toplanıyorlar bütün askerler ve bunu düşünüyorlar. Biz neden kaybediyoruz? Kaybetmelerin tek nedeni bir amaçlarının olmaması. Yani bir bayrakların, onları simgeleyen bir bayrakların olmaması. Peki bizim bir bayrağımız olsun, bizi simgeleyen, yani bizim amacımıza yönelik, yani bayrağımız için savaşalım diyorlar. Bir amaç uğruna savaşalım diyorlar. Ve bir bayrak rengi oluşturmak istiyorlar. Herkes düşünüyor, bizim bayrak rengimiz ne olabilir diyor. Herkesin, her ülkenin bir bayrak rengi var. Herkes düşünüyor, oradan bir deli atlıyor. Diyor ki, orada masanın üzerinde bir şey göstererek, diyor ki bizim bayrak rengimiz bu olması lazım diyor. Çünkü biz diyor, bunu yetiştiriyoruz, bunu ithalat ediyoruz, bunu ihracat ediyoruz diyor. Sizce o ne masa üzerinde? Evet, o karpuz. Masanın üzerinde karpuz vardı ve karpuzu göstererek dedi ki, ya biz tarımda ekerek, biçerek bütün emeğimizi buna veriyoruz ve bunun ithalatını ve bunun ihracatını yapıyoruz. Biz karpuz için savaşmalıyız ve karpuz bizim bayrak renklerimiz olmalı, bizi temsil etmeli ve yeşil, beyaz, kırmızı şeklinde Meksika bayrağı oluşuyor. Bu Zaytun'da böyle değil, gerçek bir, yani gerçek bir hikaye, gerçek bir tarih hikayesi. Peki, bunun uygulamalarla ne ilgisi var? Şu ilgisi var, biz karpuzuz. Uygulamamız, yani bizim uygulamamız karpuz. Ama biz bir karpuzdan bir Meksika bayrağı yaratabiliriz. Yani işte Instagram gibi, yani hepsi aynı örnekleri veriyorum belki ama hani buna benzer bütün uygulamalarda biz bir karpuzdan bir Meksika bayrağı yapabiliriz. İnternet ortamı size bunu sağlayabiliyor. Yani pazarlama eğer doğru bir şekilde yapabilirseniz, kullanışı kolay. Burası sizin teknik konusu, biraz daha yazılımsal konu. Bunu mükemmel yapmanızı düşünerek ben web ortamını anlatıyorum. Bir karpuzdan biz aslında bir Meksika bayrağı yapabiliriz. Peki biraz da application'a bakış açımız olacak. Yani aslında sadece uygulama değil de uygulamayı geliştirirken ya da uygulamayı pazarlama yaparken bunu biraz daha teknik detaylara bakacağım. Tanıyan var mı? Martin Engels, Rus tenisçi kendisi. Normal optimizasyon sunumlarını da anlatıyorum. Bir ödül töreninde artık emekli oldu tabii, şu anda çok fazla oynamıyor, sadece özel turnuvalara katılıyor. Bir ödül töreninde 3 tane cümle söyledi. Bu cümle aslında bu işin pazarlamasını anlatıyordu. Çok da güzel noktaydı. O noktada şey diyor, ben diyor altın madalya kazanmayı hiç sevmiyorum diyor. Çünkü altın madalya kazandığımda bana kimse şey sormuyor. Ha Martina yine kazandın gibi bir durum oluyor ve kimse benim ismimi çok daha fazla, yani bilinirlik seviyem benim artmıyor diyor. Zaten altın madalya kazanmışım diyor. Peki bu ne demek? Şöyle, atıyorum bir markasınız, bilinen bir markasınız. Bilinen marka işte bir yere sponsor oldu. Evet, bu marka bir yere sponsor oldu diyorsunuz ama bu sizin bilinirlik seviyenizi arttırmıyor. Yani size bir şeyler katmıyor. Sadece bu marka buraya sponsor oldu diyor. Ve sonra daha sonra diyor ki, ben diyor gümüş madalya kazanmayı da sevmiyorum diyor. Çünkü gümüş madalya kazandığımda bana herkes şey diyor. Ya Martina ne oldu? Bir problem mi oldu? Bir sıkıntın mı var? Ya bir sıkıntı var ki sen birinci olmadın. Yoksa sen birinci olmak isteyen biriydin. Ya da birinciliği hak eden biriydin. Birinci olmadın ve bir problemin var diyecekler. Ve insanlarda bilinirlik seviyeniz artacak. Bu uygulamalarınız için de geçerli. Peki bunu şu cümleyle tamamlıyor. Diyor ki, ben diyor bronz madalya kazanmayı seviyorum. Çünkü bronz madalya kazandığımda benim herkes geriden geldiğimi düşünecek. Ve ben bir şekilde aktif olarak o sistematik olarak birinci, ikinci statüsünde yer alacağım. Ve beni herkes bilecek ve bilinirlik seviyem gittikçe artacak. Ve olabildiğince orada da son cümlesinde şöyle bir şey diyor. Ne olursa olsun madalya kazanmış olurum. Sadece renkleri farklıdır diyor. Yani siz bir uygulama geliştirdiğinizde, bir uygulamayı mükemmel hale getirdiğinizde her zaman top seviyeyi düşünmeyin. Her zaman geriden gelmeyi düşünmeyin. Yani herkesin sermayesi olmayabilir pazarlama açısından, internet ortamında aktif olarak yer alma açısından ama arkadan geldiğinizde siz her zaman diğerlerine göre daha ön planda olacaksınızdır. Türkiye'den bir spesifik örnek vereyim. Turkuaz Petrol bilen var mı aranızda? Duyan var mı? Turkuaz Petrol. Turkuaz Petrol'un bir reklam vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biz Türkiye'nin 5. en büyük petrol firmasıyız diyordu. Siz 5. olsanız bunun reklamını yapar mısınız? Hayır. Büyük bir strateji. Pazarlamada harika bir strateji. 5. olduğunu kanıtlıyor ve diyor ki ben 6. değilim. 4. de değilim. Ben 5.'yim. Beni bilen 5. bilsin. Benim sermayem bu. Benim yapabileceklerim bu. Ben Opet'le yarışmıyorum ama ben 5.'yim diyor. Bu da böyle bir şey. Yani arkadan gelip
5. olduğunuzu öğrenebilecek şekilde uygulama geliştirmeniz lazım ki geriden geldiklerinizi insanlara kanıtlayabilirsiniz ki çok önemli bir şey. Şimdi biraz işin pazarlamasına da geleceğim, biraz teknik detayına. Şimdi pazarlamada 4P kuralı vardır. Product, Price, Place ve Promotion. Bu dördünü bir arada topladığınızda siz her zaman ön plandasınız demektir. Ama artık 5P oluyor. Yani buna aslında kullanan bu dördünü, 4 teknik detayı da kullanan insan oluyor. Yani aslında hitap ettiğiniz kişiler, siz uygulama da geliştirseniz, uygulamayı paylaşsanız da hitap ettiğiniz kişiler insanlar. Yani bilinçli veya bilinçsiz bütün insanlara ulaşıyorsunuz ve pazarlamada ilk hedeflediğiniz kişi siz oluyorsunuz. Aslında kendiniz oluyorsunuz. Yani kendiniz, ben bu uygulamayı çok beğenmedim dediğinizde aslında başka bir insan uygulamayı beğenebilir. Yani kendiniz gibi düşünmemeniz lazım. Bütün herkesin kullandığını düşünmeniz lazım. Yani person olarak değil de people olarak düşünmeniz lazım. Bu çok teknik ve çok önemli bir detay. Peki şimdi bu teknik detaylardan bahsettik. Biraz daha içine girelim. Optimizasyon nedir? Optimizasyon yani SEO dediğimiz, Search Engine Optimization dediğimiz kısım. Temel amacınız arama motorlarında ve application store'da, bütün application store'da. Çünkü hepsi kapalı sistem ve açık sistem olduğu için, yani bir üye girişi olmadan da ön planda görebileceğiniz bir sistemler olduğu için arama motorlarında üst sıralarda yer almanızı sağlıyor. Gerek uygulamalarınızın, gerek uygulamaları yayınladığınız web sitelerinizin. Çok küçük ve tek teknik detay, hedef kitleye ulaşmanın en kalıcı yolu. Evet, en kalıcı yolu. Hızlı bir şekilde değil ama kalıcı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yani bir gün sizi arayan birinci sayfada gördüğünde bir başkası bir sonraki aramasında sizi görmüyorsa bu kalıcılık değildir. Ama sürekli sizi orada görüyorsa aklınızdaki o uygulamanın ismini aktif olarak ön planda yer almanızı sağlayan bir sistem. Peki bunları uygulamalara nasıl entegre edebiliriz? Yeni bir teknoloji, ASO dediğimiz, yani Application Store Optimizasyonu, yani Türkçesi mobil uygulama market optimizasyonu diye geçiyor. Yani aslında bu mobil için SEO, yani mobil için bir optimizasyon sistemi geçiyor. Application Store'ların çoğunda, bütün hepsini genellediğimizde %95'i ücretsiz. Ve siz bir uygulama geçirdiğinizde bu %95'lik dilim içerisindesiniz ve keşfedilmeyi bekleyeceksiniz. Yani birileri beni keşfetsin, bir şeyler olsun. Ben de onun gibi olayım, ben de bu uygulama gibi olayım gibi hissedeceksiniz ve aslında bu işi doğru yapmanızı sağlayan teknoloji Application Store Optimizasyon dediğimiz sistem. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk önce bu uygulama geliştirdiğinizde sizi nerelerden arıyorlar? İşte Android Market'ten, yani Google Play'den, Apple'ın Store'ları, BlackBerry'nin App Store'ları, Samsung'un App Store'u, işte Nokia Store, geçen ve Windows Store Marketplace'i. Ve bu tarz, yani sadece Android'de değil de bütün uygulamalar olarak düşünüyorum ben, genel olarak düşünüyorum. Sizi arayacak sistemler bu ve daha sonra web sistemleri. Şimdi ilk başta anlattığım şey de bu oran %65'lik bir oran. Yani sizi en çok arayacakları sistemler aslında arama motoru, yani uygulama arama motorları. Ama %35'lik kısım da web. Yani web ortamında da bilinirliğinizin artması lazım ki sizi olabildiğince hem web tarafıyla hem uygulama marketleri tarafıyla ön planınıza gelmesini sağlayacak. Peki bunları nasıl yapacağız? Onlardan bahsedeceğim. İlk önce iki tane videomuz var. Sonuçta bir uygulama geliştiriyorsanız sizin temel amacınız farkındalık olması lazım. Yani insanlara bir farkındalık yaratacak ve bu uygulamayı herkesin kullanmasını sağlayacaksınız. İki tane küçük videomuz var. Hem biraz eğlenceli. Bunları izleyelim birlikte. Daha sonra biraz teknik detaylara gireceğiz. İnternette cebinde taşıyabilmek, merak ettiğin bir şey olursa anında bakabilmek 21. yüzyılın en neşeli şeylerinden biri. Artık 3G ile bu neşeli hayatı uzmanacak. Google, Facebook, Apple, Müzik, Twitter hepsi cebimizde artık. Ve zaten cebinden demek her yerden demek. Sultanahmet'te gezerken en iyi köfteci hangisiymiş bakabilir. Ayyar yerleşimde dolaşırken metrekareye düşen yağmur miktarını öğrenebilir. Diyelim ki sandalye önünde kaybol. Google Maps'e girip nerede olduğunu görebilirsin. Bulamazsan yerini, bilgilerin formuna girip başlık açabilirsin. Cepte hızlı internet önemli. Mesela sevgilin seni terk etti. Facebook'tan o kadar hızlı yeni bir sevgili bulursun ki
seni terk eden kıskançlıktan toplumda fayda gibi baktım. Kullanan müşteri tarafından 1.6 milyon anlaştırmış fakat burada da kırık kalmıştı. Yapılan yeni reklamları sayı artırmaya yardımcı oldu. Fakat bu sayı beklentinin altında kalıyor. Müşterileri bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya ikna etmemiz gerekiyordu ve bizce bunun yolu insanları şaşırtmaktan geçiyor. Garantiden müşteri bilgilerini tarayıp internet bankacılığını hiç kullanmamış müşterileri tespit etmelerini hepsinin adını, e-posta adreslerini ve cep numaralarını biliyoruz. Biz de bu insanlara doğrudan ulaşmak için özel bir e-postaya taşıyalım. Sabah uyandınız ve bir e-posta ile karşılaştınız. Sizin aklınızda bir son dakika arayınız. Tıkladığınız anda ise internet bankacılığını kullanmayan son insan olduğunuzu öğrendiniz. Teknolojinin başına alıp gittiği günümüzde Garanti İnternet Şubesi. Garanti bankası daha fazla işletmenin internet bankacılığını kullanmanı gerekiyor. Garanti, yıllar içerisinde yaptığı iletişimle internet bankacılığını kullanan müşteri tarafından 1.6 milyon anlaştırmış fakat burada da kırık kalmıştı. Yapılan yeni reklamları sayı artırmaya yardımcı oldu. Fakat bu sayı beklentinin altında kalıyor. Müşterileri bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya ikna etmemiz gerekiyordu ve bizce bunun yolu insanları şaşırtmaktan geçiyor. Garantiden müşteri bilgilerini tarayıp internet bankacılığını hiç kullanmamış müşterileri tespit etmelerini hepsinin adını, e-posta adreslerini ve cep numaralarını biliyoruz. Biz de bu insanlara doğrudan ulaşmak için özel bir e-postaya taşıyalım. Sabah uyandınız ve bir e-posta ile karşılaştınız. Sizin aklınızda bir son dakika arayabiliyor. Tıkladığınız anda ise internet bankacıları kullanmayan son insan olduğunuzu öğrendiniz. Kullanmamış bir kişinin var olduğu ortaya çıktı. Kendisinin Garanti Bankası müşterisi olduğu, interneti kullandığı ancak internet bankacılığından hiç yararlanmadığı anlaşıldı. Bu devirde pes dedirten kişinin sık sık gittiği şubenin müdürüyle görüştü. Kendisi iyi bir insandır, şubeye gelir, işlemlerini şubeden yapar, faturalarını yatırır. Başlarda şubenin havale yapmasını bize yatırmıyorduk ama artık alıştık. Peki sokaktaki insan bu konuda ne düşünüyor? Hiç kullanmamış birim. Nasıl oluyor ya? Bu kısma kadar şaşırmadıysanız gayet normal. Allah. Çünkü asıl sürprizi henüz görmediniz. Ya Allah Allah. Sevgili izleyenler, şu anda yönetmeni uyarıyor. Bir telefon bağlantımız olacak. Şimdi bir uygulama geliştiriyorlar. Telefondan mail ile mail okuyanları otomatik olarak cepten arıyorlar. Alo. Alo. Beni duyuyor musunuz? Efendim, doğru mudur hakkınızdaki iddialar? Cevap hakkı doğdu. Ne diyeceksiniz? Haberi izleyenlere telefonla bağlı neden internet bankacılığını kullanmadıklarını sorduk ve yorumlarını kaydettik. Peki sizi dinledik. Şimdi şöyle yapalım. Siz burada bir söz verin. Bundan sonra size zaman kazandıracak, maliyetlerinizi düşürecek, Garanti İnternet Şubesi'ni kullanacak mısınız? Evet mi, hayır? Evet, kullanacağım. Evet mi, hayır? Bu soruya vereceğiniz cevap, internet bankacılığını başlamanızı sağlayabilir. Çünkü kullandığımız ses tanımlama sistemi, soruya ne cevap verdiğinizi anlıyor
ve size ona göre bir e-posta göndeririz. Evet dediyseniz, garanti internet bankacılığına hemen giriş yapmanızı sağlayan bir e-posta alıyorsunuz. Mutlu son. Sadece biliyorum. Rakamlara gelecek olursa. Rakamlar aslında bizim en önemli noktalarından biri. Farkındalık yaratmak. Siz uygulamalarınızın videosunu yapabilirsiniz. Viral dediğimiz, viral marketing yöntemini kullanarak uygulamalarınızın videosunu yapabilirsiniz. Bakın çok basit, hiçbir ücret harcamadan yapılan bir video. Ve bu videodan her 100 kişiden, yani 1.6 milyon kullanıcı dışında her 100 kişiden 21'i evet diyor. Yani uygulamanızı nasıl yapıldığını, ne şekilde anlatıldığını, neler yapabildiğini aktif olarak yer aldığınızda her 100 kişiden 21 kişinin de sizin uygulamanızı kullandığını düşün. Yani mükemmel bir geri dönüş, harika bir geri dönüş. Hiçbir ücret harcamadan uygulamanızı insanlara video yoluyla ve sosyal medya yoluyla duyurabilirsiniz. Peki biraz hızlanalım. Hemen bir soru sorayım. Uygulamanızdaki hedef nedir sizin? Temel hedefiniz, yani bir uygulama geliştirdiğinizde uygulamanızdaki hedefiniz nedir? Top 5'e girmek, en çok dağılmak. Top 5'e? Siz söylemiştin, evet. En çok insana ulaşmak. En son insana, peki. Yüzlerce kez satılmasını sağlamak. Güzel, başka? Bir tane daha alayım. Sorunsuz çalışsın. Sorunsuz çalışsın. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz. Uygulamadaki hedef bence bu olması lazım. Sonsuzluk. Şimdi sonsuzluk nedir sizce? Uygulama olarak düşünün. Şöyle diyeyim, şu boyuttan anlatayım. Sonsuzluk bu. Peki nasıl? Nasıl bu? Peki şöyle. Galatasaraylı olduğum için söylüyorum. Murat demişti, ben Fenerliyim ama ben Galatasaraylı olduğum için söylüyorum. Uygulamada sonsuz olmak şöyle bir şey. Yani az sizin dediğiniz gibi ne olursa olsun vazgeçmemek. Uygulama kötü bir şey olabilir. Bunu yani farklı bir örnek vereyim. iPhone kullanıcılar olarak düşünelim. Hiç ne olursa olsun kötü bir uygulama olsa bile kullanıyorlar. Ya da farklı bir şey olursa olsun. Yani uygulama açığı olsun, o olsun, bu olsun, her şey hatalı ama yine de kullanacak. Yine de onu insana çekmeyi sağlayacaksınız. Bu çekmekteki amaç da şu aslında. Kullanıcının size geri dönmesi. Yani olumsuz bile olsa kullanıcı size, yani uygulamanızı kullanan kişi hızlı bir şekilde size yine yeni uygulamanızla da eşlik edecek ve uygulamanızı indirmesini sağlayacak. O da bu mantıkla çalışıyor. Biliyorsunuz algoritma 1.0 mantığıyla çalışıyor. Ama web ortamı 1.0.2 mantığıyla çalışıyor. 1.0 mantığı şu. Gerek Google Play'e, gerek Android Market'e, gerekse web ortamına girdi. Uygulamanızı yazdı ya da uygulamayla ilgili belirli kelimeler kullandı. Uygulamanızı indirdi ve bir daha sizin bir sonraki uygulamanıza bir daha gelmedi o kullanıcı ve o kullanıcıya hitap etmediniz. Bu 1.0 mantığı. 2.1 mantığı da şu. Uygulamanızı indirdi ve aklına şey geldi, dedi ki ya ben şu kullanıcının, kullanıcıyı hafızaya kaydetti, yani kendi veri tabanına kaydetti. Ben bu kullanıcıyı hatırlıyordum, harika bir uygulama geliştirdi. Bakalım başka hangi uygulamalar geliştirdi? Direkt Google Play'e girmeden sizin kullanıcınızı web browser'lara kaydetti ve sizin kullanıcı hesabınızdan diğer uygulamalara geçiş yaptı. Bu da 2-1. Genellikle bu tarz şeyler oluyor, yani beğenliğine olduğunda. 2-2 mantığı da şu. Bir uygulama aradı, uygulamayı buldu, sizin kullanıcı hesabını gördü ve aklına yazdı. Başka bir uygulama aradı, evet istediği, atıyorum bir araba yarışı aradı. Daha öncesinden de bir hesap makinesi aramıştı. Hesap makinesini kullandı, çok beğendi. Araba yarışı aradı. Bir baktı ki, bu hesap makinesini yapan, uygulama geliştiren kişi. Ben bunun uygulamasını çok önce kullanmışım, harikaydı. Tamam diyor, ben kesinlikle bunu kullanayım. Ne kadar kötü olursa olsun bunun kesinlikle uygulaması iyidir diyor ve sizin uygulamanıza tekrar aktif olarak uygulamanızı indiriyor. Bu da size mükemmel bir geri dönüş. Biraz hızlanalım, zamanımız az kaldı. Peki uygulamayı etkileyen unsurlar ne? 3 tane temel unsur var. Metinsel sıralama etkenleri, popülarite ve derecelendirme yorum. Yani sadece popüler olmanız değil, bunları biraz daha sistematik olarak step step ayırmanız lazım. Peki metinsel sıralama etkenlerinde 3 temel nokta var. Application adı, application yöneticisi ve anahtar kelimeler. Application adı yine aynı örnek ama mesela Angry Birds yazacağınıza ona biraz daha farklı şeyler katıp Angry Birds aksiyon oyunu dediğinizde uygulamanızda diyelim ki birisi aksiyon oyunu arandığında siz de o aksiyon aranan alakasız bir uygulama bile olsa yani sizin uygulamanız aksiyon oyunu olmasa bile aksiyon oyunu yazarak siz ön planda Google Play'de ön planda olabiliyorsunuz.
Yayıncısı çok önemli. Atıyorum yayıncı Ahmet yazarsanız bu size bir şey katmaz ama yayıncıya işte atıyorum bizim ekiplerden Andro Turkan Finansal Application'ları desek veya Andro Turkan Navigasyon Sistemleri dediğinizde o kullanıcı olarak arandığında, navigasyon arandığında da sizi görecekler ve atıyorum finansal yazdığınızda da sizi aramanızı sağlayacaklar. Yani Ahmet Mehmet diye yazmanıza oturup yeni bir Gmail hesabı açıp aktif olarak bunu kullanabilirsiniz. Anahtar kelimeler çok önemli. Hani eski web yöntemlerinde kullanılıyordu, şimdi de kullanılıyor. Popüler application isimlerini yazabilirsiniz. Mesela yine aynı örnek ama gerçekten çok iyi yaptıkları için anlatıyorum. Atıyorum Racing yazdığında bile Angry Birds karşımıza çıkıyor. Çünkü adamlar o kadar kelime dağarcığıyla aktif olarak yer alıyor ki anahtar kelimeleri çok çok önemli. Şimdi yeni olduğu için Google bunları filtremiyor. Yani bütün kelimeleri size onlarla, yani şey demiyor. Senin uygulaman aksiyon oyunu değil, aksiyon oyunu yazmana gerek yok gibi bir şey demiyor. Onun için istediğiniz her metni yazabiliyorsunuz. Olabildiğince popüler metinleri döndürürseniz sizin için daha avantajlı. Uygulamanızın hızlı indirebilmesi, hızlı ulaşılması sağlamak için. Peki popülariteyi nasıl sağlayabiliriz? Şimdiye kadar yapılmış olan size benzer örnek yüklemeleri inceleyebilirsiniz ve olabildiğince bu yüklenen uygulamaları sizinle nasıl entegre edebiliriz? Onun kullanılan örnekleri, hangi kelimeleri, hangi içerikleri kullanmış bunları düşünebilirsiniz. Büyüme oranı çok düşünce, hemen şey düşünmesine kapılmayın. Yüklendi hemen tamam bir günde 5 bin indirecek gibi bir düşünceye kapılmayın. Biraz sabredin ve beklemeyi gerçekten yapın. Eğer bir ay beklediniz, gerçekten uygulamanız indirmiyor, gidip kelimelerde değişiklik yapabilirsiniz, teknelerde değişiklik yapabilirsiniz. Olabildiğince, yani uygulamayı ben yaptım, yükledim, kimse indirmiyor, hadi gideyim, kapatayım dükkanı, gideyim gibi düşünceniz olmasın. Sürekli olarak güncel tutun, çok önemli bir nokta. Son yüklemeler ve simülerler ve etkin olanlar. Yani son algoritmasında, Play'in algoritmasında, yani suistimali engellemek için işte toplam indirenler, şu anki indirenme sayısı gibi şeyler yapıyor. Hani bunları göz önünde çok fazla tutmayın. Yani bugün 1000 indirilmiş ya dün 500 indirilmiş gibi düşünceye kapılmayın. Olabildiğince uygulamanızı aktif olarak yer almaya çalışın. Ki en önemlisi nokta derecelendirme. Peki derecelendirme ne kadar önemli? Diyelim ki biz sizi olumsuz derecelendirir veya olumlu derecelendirir. Bunu çok fazla ön plana aktif olarak yer almayın. Çünkü çok bazı arama motorlarında yani anahtar kelimeyle gelip uygulamanızı ön planda kullananlar sizin için daha çok avantajlı olacaktır. Peki bu iş karlı mı? Tabii ki de karlı. Sonuçta mobil işletim dünyası var. Olabildiğince artık yavaş yavaş da ücretli olarak bunları yüklemeye binme şansımız var. Ve SEO'yu da, sosyal medyayı da aktif olarak kullanabilirsek, bu internet ortamında video örneği de olabildiğince ön planda, sosyal medyayı kullanırsak da biz bu işten karlı çıkmış oluruz. Gerçekten o zaman aslında rekabet başlasın. Bu işin en temelli kullanılan birisi ASO. SEO, ASO araçları var web tabanlı, applicationstoreoptimize.com ve mobildevhq.com. Bunlar size yardımcı oluyorlar. Neler yapmanız gerek, ne şekilde yapmanız gerek. Uygulamanızı yakın zamanda bir web sitesi yayınlanacak. Tam adresi şu anda aktif değil ama uygulamanızı siz Google Play linkini veriyorsunuz ve uygulamadaki hatalar size söylüyor. Diyor ki yanlış bir kelime yazdın ya da yanlış bir içerik girdin ya da işte şurada hatan var gibi düzenlemeler yapıyor ve sizin ileride hızlı bir şekilde yer almanızı sağlıyor. Soru olan var mı? Sonra da bitirelim. Hızlıca. Bu anahtar kelimeler hakkında söylemek istiyorum. Aylarda Google'dan bana bir e-mail geldi. Bakıldığınızda anahtar kelimeler hakkında olabilirsiniz. Bir hafta içinde sınarsanız programınız Dexton'dan sınırlayabilirsiniz. Bir daha söyler misin? Uygulamanızda anahtar kelime kullanıyorsunuz. Bu web için de geçerli, doğrudur. Bu yanlış bir şey. Anahtar kelime kullanmak şöyle bir şey. Yazdığınız store'daki anahtar kelimeler. Yani store atıyorum, bir şey yüklediniz, bir uygulama yüklediniz değil mi? Açıklama kısmına şey yazıyorsunuz. İşte atıyorum, navigasyon sistemleriyle ilgili bir uygulama. Böyle yazmanızı istemiyorum. Ben anlatmak istediğim şey bu. Açıklama kısmında, hedefler yani Google'ın indekslediği kısmında açıklama kelimeleri, yani tekleme, normal WordPress'te yaptığınız gibi tekleme sistemlerini kelime kelime yazmanız sizin için daha avantajlı olacak. Yani uygulamanızın içine script'te ya da atıyorum body kısmına yazmanız değil yani. Description'da bunun yasak olduğu ile ilgili. Yok, hayır, öyle bir yasak. O zaman böyle bir teknoloji çıkma. Şimdi mail'i göstereyim. Tamam, olur, yardımcı olurum ben de elimden geldiğince. Aynı şey bende de oldu. Google'a mail attım. Bir karışıklık olduğunu söyleyip özür dilerim. Cevabı verildi zaten.
Başka soru soran var mı? Bir sonraki sunuma geçeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim vardı. Bu konuyla ilgili merak etmek isteyen, yardımcı olmamı isteyen kişiler varsa olabildiğince yardımcı olacağım. Web adresim, Twitter, mail adresim, SlideShare hesabım. Büyük ihtimalle bu slide'ı da paylaşacağım. Ankara Citaksi ve genel site Citaksi.